Ülerin emekliler hakkında yaptığı açıklamalara. Şimdi emekliler hakkında 2024 yılında mı 25 yılında mı emeklilik konusunda, kademeli emeklilik konusunda, EYT konusunda geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Ben bunların notlarını aldım. Kadem yani böyle başlık başlık gidelim. Çünkü orada gideceğimiz noktalarda bazı satır araları var çok uzatmadan çok da böyle bu konulardaki başınızı da şişirmeden şunu söylüyor diyor ki sosyal güvenlik esası ihtiyacı kesinlikle var gelişmiş bir toplumda 45 yaşlarda 50 yaşlarda emekli göremezsiniz biz her yıl çok yüksek kaynağı 12.500 lira alanlara tamamlamaya çalışıyoruz bakın bir şu an 1.4 karşılama oranı var bizim gittikçe düşmüş durumda biz merkezi bütçemizden sürekli pay ayırıyoruz o pay sürekli artıyor bizim bugünden itibaren bazı tedbirler geliştirmemiz lazım. Bakın hep tedbir, tedbir yani. Toplumun her kesimiyle bunu konuşmamız lazım. Kayıt dışılık nasıl, nasıl mücadele etmemiz lazım? Bunlara bakmamız lazım diyor. İşte EYT vurgusu falan yapıyor. Orada ee, şey soruyor programın sunucusu diyor ki ya tamam da işte bu hani böyle sormuyor tabii ki. Ya bu işte bunlar bu dönemde olmadı mı? Bu EYT meselesi falan bu dönemde olmadı mı diye sorulunca Abdullah Güler diyor ki ya işte tamam da diyor işte biz diyor bu o dönem diyor bu ortamda o ortamda muhalefetin de bizi sürüklediği bu ortamda engel olamadık. Bu sistem haliyle sürdürülebilir diyor ben diyor bu sistemin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu emeklilik sisteminin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum diyor. Bunlara diyor bir takım tedbirler almamız lazım diyor. Ama diyor bu benim diyor kişisel fikrim. Şimdi Abdullah Güler'in konuşmalarına bakıyorum. Devam edeceğim birazdan. O kadar teknik detay bilgiler veriyor ki emeklilik konularıyla alakalı. Zannedersiniz ki hani bir SGK uzmanı önceden sonra da işte milletvekili olmuş bir isim ve o partinin içerisinde yetkili bir isim bu konularla ilgili açıklama yapıyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Abdullah Güler hukukçu. Yani avukat. Yani bu konular bu kadar fikri olacak bu emeklilik sistemine bütünüyle bilgisi dahilinde olacak şekilde bunu bu benim fikrim diyebilecek gibi gelmedi bana açıkçası. Yani benim düşüncem Abdullah Güler bunu kendi fikri olarak da yansıtıyor olabilir ama burada bir takım görüşmeler yapılmış yani bir şeylerin hazırlığı var. Bu hazırlık sürecine girmişler. Abdullah Güler de bunu anlatıyor ekranlarda bakın üçüncü oldu bu üçtür bunu söylüyor. Sonra şunu söylüyor diyor ki aylık bağlama oranları ve kök maaş uygulaması daha dengeli daha adil olmalı. Esas manşet kısmı şurası. Diyor ki ya şu anda 6800 lira bu çalışanlar prim ödüyor. Çalışanlar derken işte işveren çalışan adına ödüyor ya 6800 lira. Asgari ücretli bir işe girdiğiniz zaman ya diyor emekli de 12500 lira maaş alıyor. Bunu diyor beğenmiyor diyor. Ev diyor prim bu kadar düşük olursa 12500 lira da bu kadar düşük olur diyor. Bakın EYT ile başlayan süreç nerelere geldi? Yani özetle Abdullah Güler şunu söylüyor. Burada o iş yerlerinde çalışanlar var ya işte prim ödeyenler var ya onların diyor primleri çok düşük. 6800 lira alıyorlar. Onlara o para ödeniyor. Biz de oradan emekliyor onların maaşını veriyoruz yani. Ya diyor 6800 lira toplanıyor. 12500 lira maaş veriyoruz. Bunu da hazineden sağlıyoruz. E buna beğenmiyorlar diyor yani. Bu paraya bile beğenmiyorlar diyor. E, e, dolayısıyla diyor e, böyle bir Primin düşük olduğu bir ortamda bu kadar primin düşük olduğu bir ortamda da diyor maaşlar düşük olacaktır diyor. Yani EYT'den dolayı maaşlar düşükten şimdi süreç işte bu kadar çalışan var emekliye oranla, o çalışanların primleri düşük o yüzden de maaşlar düşük noktasına geldi. Bakın nereden nereye getirdik yani meseleleri. Devamında şunları söylüyor. Diyor ki işte bu kadar düşük primin ödendiği bir yerde maaşınız da düşük olacaktır. Prim esaslı olmalı bu sistem. Daha fazla prim ödeyen mağdur oluyor. Düşük prim ödeyenlere aynı düşük prim ödeyenlerle aynı maaş alıyor. Ortaya adil sürdürülebilir, dengeli bütçeye yük getirmeyecek bir çalışma koymamız lazım diyor. Yani aslında 12.500 liradan e, benim gördüğüm en azından bir rahatsızlık bu hazine desteğiyle. Rahatsızlıktan kastım şu. Yani şundan iktidar en azından Abdullah Güler'in açıklamalarına baktığında şeyden rahatsızlar. Yani 8 bin, 9 bin lira aslında maaşı. Ya biz niye 12 bin 500 liraya tamamlıyoruz bunu? Niye hazineden bu parayı veriyoruz? Bunu ne yapabiliriz? Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz noktası var. Diğeri ise ya prim ödeyenler var. Yüksek prim ödeyenler var. Onlara da bir şey yapmamız lazım diye düşünüyorlar. E şimdi başka bir noktadaysa şöyle bir değerlendirmeye aktaracağım.